Trump'ı nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi? Şimdi Trump başladı daha birinci haftası dolmadan. Trump popülist bir lider. Hı. Popülist söylemlerle iktidar oldu. Kullandığı bir öfkeyi örgütledi değil mi? Tabii ki o öfkeyi, tepkiyi örgütledi. Şu cümlesi çok ilginçtir. Biz bugüne kadar elitlerin işgalinde olan bu iktidarı elitlerden aldık, halka verdik. Hı hı. Bakın popülist liderlerin söylemi budur. Ona göre iktidar, yönetim daima işgal altındadır. Halk adına o gelip o iktidarı teslim alır, elitleri tasfiye eder. Elitleri tasfiye ettiğini söylüyor ama kendi özel ülkeler. Belki de tarihin gelmiş en zengin başkan. Evet, en zengin başkan belki. Evet. Ama söyleyeyim, bugün işte Meksika sınırına duvar öreceğim. İşte bütün İslam ülkelerinden gelenleri ben almayacağım. İşte ilk uygulamasını yaptı ama Amerika'da yargı var tabii. Amerika başkanın dediği demek değil, yargıdan tabii, döner. Sen istediğin her şeyi yapamazsın. Yargı bağımsızlığı var. Amerika'da yargıçlar, yüksek mahkeme üyeleri başkanın karşısına ayağa kalkmazlar. Başkanın evet. yanına gitmezler. Başkan onların yanına gider. Böyle bir kültür var. Orada kolay değil. Bu dünyaya niye mal olacak? Evet. Elbette Trump'ın popülist söylemlerden vazgeçmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Meksika Cumhurbaşkanı'nın işte ne dedi? Konuşuyoruz dedi. Meksika Cumhurbaşkanı ne dedi? Gelmiyorum. Bunu yapıyorsun, gelmiyor. O ne dedi? Tamam şimdilik durdurduk, gel görüşelim dedi. Zamanla yola girecektir. Amerika'nın bir kurumsal kültürün, kurumlar demokrasi kültürün olduğu bir ülkedir. Amerikalılar başkanlık sistemini tasarlarken çok güçlü bir başkanımız olmasın, bizim özgürlüklerimizi elimizden alır demişler. Çok yaşa. Büyük tartışmalar yapmışlar. Kurucu babalar, Thomas Jefferson'lar, George Madison'lar böyle tasarlamışlar. Örneğin ona veto yetkisi veriyorlar kongrenin yasaları karşısında ama atamalarında kongreden geçiriyorlar. Gücünü elinden alıyorlar. Amerika Obama Ankara'ya 1,5 yıl büyükelçi tayin edemedi. Evet. Geçmedi kongreden. Evet. Onay vermiyor. Federal yapı var. Merkezi yönetimin bir kısım yetkilerini eyaletlere vermişler. Sivil toplum çok güçlü. Bu çok önemli. Sivil toplum olağanüstü güçlü. Parti hiyerarşisi, parti disiplini diye bir şey yok. Çok gevşek yapılar. Kongreyi feshetme yetkisi yok. Bütün bunlar başkanın gücünü dengeliyor. Amerika başkanının gücü Amerikan siyasal kültürünün kurumlaşmış olmasından ve Amerika'nın dünyanın en güçlü ekonomisi olmasından kaynaklanıyor. Peki, bir de savaş, tabii savaş ekonomisini, savaş teknolojisini yönetiyor olması. Elbette. Tabii çok çok önemli bir unsur. Tabii ki. Çok işte demin senin verdiğin tepki örnekler, AKP'nin demin söylemiş olduğu güçlü sivil toplum örgütleri var ya işte. Tabii. Onun için nefes alıyorum. Ama bütün Orta Doğu politikası yanlış Amerika'nın. Tabii canım. Gerçi Türkiye böyle kendi içinde tuhaflıklar da var. Mesela Obama yönetiminin hani Suriye inadı vesairesi Orta Doğu'yu bir kan gölüne çevirdi. Trump da diyor ki ben orada bunlardan geri adım atacağım, şey yapmayacağım. Hatta Esad cesur bir lider dedi. Evet. Esad cesur bir lider dedi. Şimdi bütün paradigma alt üst oluyor aslında bir yandan baktınız mı? Şimdi IŞİD terörünü alalım. Tabii Türkiye'nin birçok terör örgütüyle mücadelesi var. IŞİD'le, PKK'yla, FETÖ'yle. Ve başkaları. IŞİD'i örnek alacağım. Trump'tan, Amerika'dan konu açıldığı için. Bütün dünya IŞİD'e karşı mı şu anda? Karşı görünüyor. Nasıl hayatiyetini sürdürüyor? Silahlar niye hala? Silahlarını, mühimmatını nereden temin ediyor? Petrolünü kime satıyor? Demek ki büyük bir destek alıyor. Bir aldatmaca var, bir kandırmaca var. IŞİD yoksa anında bitirilebilecek bir örgüttür. Evet. Şimdi devletlere kalsa PKK'yı da bundan ayırmıyorum. Şimdi AKP